Peker, evinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından sosyal medyada bir dizi paylaşım yaptı. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Beykoz'daki mülkünün kamulaştırılmasının kendisini seçimden önce tahrik etme amacıyla yapıldığını söyledi. Ne zaman neyi anlatacağını ayırdığını, heybedeki büyük turpları seçim öncesine sakladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Serkan Taranoğlu ve Sermaye Piyasa Kurul Başkanı Ali oğlunu rüşvet almakla suçladı. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz. Çok keyifli anlar yaşayacağız. Peker Soylu'nun babasıyla arkadaş olduğunu bir kez daha hatırlattı. Soylu'nun babası Doğru Yol Partisi ilçe başkanı iken bir binanın sahibiyle sorun yaşandığını ve ara bulucuk için kendisinin devreye sokulduğunu öne sürdü. Hüseyin Ceylan adlı kişinin bunun karşılığında kendisine bir araba ve bir çanta dolusu para verdiğini iddia etti.